Merhaba arkadaşlar, herkese iyi günler diliyorum. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Türkçe İtalyanca dersimizde devam edeceğiz. Bugün bir önceki videomuzda çok ufak hatalar yapmışım. Onu fark etmiştim ama videoyu yüklemiş bulunmuştum. O yüzden düzeltemedim. Şimdi onları düzelttikten sonra yeni bir konumuz olan İtalyanca'da dönüşümlü fiillere geçeceğiz. Ben buraya yazdım o hata yaptığım fiilleri. İsterseniz okuyacağım ve daha sonra diğer konumuza geçeceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere prendere almak arkadaşlar. Prendo alırım. Prendi alırsın. Prende alır. Prendiamo alırız veya alıyoruz da. Şimdiki zaman olarak da çekimleyebiliyoruz arkadaşlar bu geniş zamanı. Prendete alırsınız veya alıyorsunuz. Prendonu alırlar veya alıyorlar. Burada hatamız pardon, burada hatamız prendete arkadaşlar. Prendite yazmışım. Prendete olacaktı. Onu düzeltmek için yazdım. Bir diğer fiilimiz bevere arkadaşlar. İçmek. Bevere veya bere olarak kullanılıyor ama genelde bevere'yi kullanıyorlar. Bevo içerim veya içiyorum. Bevi içersin veya içiyor. İçiyorsun. Beve içer. Beviamo içeriz veya içiyoruz. Bevete içersiniz veya içiyorsunuz. Bevono içerler veya içiyorlar arkadaşlar. Buradaki hatamız da Bevete'ydi arkadaşlar. Bevite yazmışız. Bevete olacaktı. Onu da düzelttik. Bir diğer fiilimiz credere inanmak arkadaşlar. Credo inanıyorum. Credi inanıyorsun. Crede inanıyor. Crediamo inanıyoruz. Credete inanıyorsunuz. Credono inanıyorlar arkadaşlar. Buradaki de hatamızda credeteydi. İkinci çoğul şahıstı. Credite yazmışız arkadaşlar. Credete olacak. Bir diğer hata yaptığımız fiil çekimi riuscire başarmak arkadaşlar. Resco başarıyorum veya başarırım. Riusci başarırsın. Riusce başarır. Riusciamo başarırız. Riuscite başarırsınız. Rescono başarırlar. Burada da hatayı burada yapmışız arkadaşlar. Rescono olacaktı. Orada da hata yapmışız. Gördüğünüz üzere bu fiilleri yazdık. Şimdi sileceğim ve esas konumuza geçeceğiz bugün. İçime sinmedi, bunları düzeltmek istedim. Yanlış bilgi vermeyeyim arkadaşlar. Prendete, credete, bevete, riescono yaptığımız hatalar bunlar arkadaşlar. Bu dörtlüyü düzeltmek için yine de hepsini yazmış bulundum. Siliyorum arkadaşlar, yeterli sanırım bu kadar. Konumuza geçeceğiz. Evet, gördüğünüz üzere konumuza geçtik. Şimdiki esas konumuz İtalyanca'da dönüşümlü fiiller. Tek video halinde yapacağım arkadaşlar bu dersi. Önce buraya aklıma gelen buraya fiilleri yazacağım. Dönüşümlü fiilleri buraya deftere yazdım. Buraya aktaracağım. Ondan sonra onlarla ilgili de 3-4 fiil çekimi örneği yapıp konuyu kapatacağım arkadaşlar. Fazla uzatmayacağım bu konumuzu. İsterseniz önce fiillerimizi yazalım. Sonra çekim örneği yapacağız. Svegliarsi, uyanmak. Svegliarsi, uyanmak arkadaşlar. İtalyanca'da dönüşümlü fiiller si ile biter arkadaşlar. Si. Sonu hep si'dir arkadaşlar. Svegliarsi, uyanmak. Alzarsi,
Atlarsın kalkmak. Atlarsın kalkmak. Levarsi. Levarsi yıkanmak. Levarsi yıkanmak. Pettinarsi. Taranmak. Saç taramak yani. Taranmak diyelim. Taranmak, saç taramak. Şöyle yapalım, taranmak dedik. Pettinarsi. Okunuyor sanırım. Evet, diğer bir fiilimiz. Prepararsi. Prepararsi. Hazırlanmak. Prepararsi, hazırlanmak arkadaşlar. Naskondarsi, saklanmak. Naskondarsi, saklanmak. Naskondarsi, saklanmak. Vestirsi, giyinmek. Yanlış yazdık. Şöyle komple sileyim. Vestirsi giyinmek. Vestirsi gördüğünüz gibi giyinmek dedik. Vestirsi giyinmek. Divertirsi eğlenmek. Divertirsi eğlenmek. Divertirsi eğlenmek dedik. Cambiarsi, üst değiştirmek, kıyafet değiştirmek. Üst değiştirmek diyelim. Üst değiştirmek. Üst değiştirmek, cambiarsi. Abituarsi, alışmak. Yanlış yazdık gene. Abituarsi, alışmak. Abituarsi a arkadaşlar, buraya a konacak. Abituarsi a, alışmak. Devam ediyoruz hemen hızlı hızlı. Anlayarsi sıkılmak. Anlayarsi sıkılmak. Anlayarsi sıkılmak. Arabiyarsi sinirlenmek. Arabiyarsi sinirlenmek. Arabiyarsi sinirlenmek dedik. Fidanzarsi nişanlanmak. Fidanzarsi nişanlanmak.
filan. Sarsin nişanlanmak arkadaşlar. Pre okuparsi. Pre okuparsi. Merak etmek, endişe etmek. Merak etmek. Prekuparsi merak etmek, endişe etmek arkadaşlar. Başka. Levars dedik herhalde. Dedik. Ator mentarsi uyuyakalmak uzun oraya sığmaz. Bir dakika. Ve dersi görüşmek. Ve dersi görüşmek. Şöyle yazalım. Sığdıramadık onu. Şöyle sığdıracağız. Ve dersi. Evet, ve dersi görüşmek. Ve dersi görüşmek arkadaşlar. Trovarsi bulunmak. Trovarsi bulunmak. Trovarsi bulunmak. Esprimersi. Esprimersi, ifade etmek, şöyle diyelim, ifade etmek, esprimersi ifade etmek arkadaşlar. Apront zarsi. Apront zarsi. Bronzlaşmak. Bronzlaşmak diyelim. Şöyle kısa. Apront zarsi bronzlaşmak arkadaşlar. Şu Z. Evet. Apront zarsi bronzlaşmak. Dedik arkadaşlar. Başka kedersi. Kedersi arkadaşlar. O da merak etmek. Şöyle diyelim. Merak etmek. Kiedersi merak etmek arkadaşlar, o da. Presentarsi. Presentarsi. Tanıtmak, kendini tanıtmak, tanıtmak diyelim. Presentarsi kendini tanıtmak arkadaşlar. Kambiyer söz değiştirmek dedik. Guardarsi. Guardarsi kendine bakmak. Kendine bakmak. Guardarsi kendine bakmak. Dedik. Lament.
Lamentarsi şikayet etmek. Lamentarsi şikayet etmek arkadaşlar. Bunu da yazdık. Korikarsi uzanmak. Korikarsi uzanmak. Onu da yazdık. Korikarsi uzanmak dedik arkadaşlar. Innamorarsi. Innamorarsi, innamorarsi. Innamorarsi di. Aşık olmak arkadaşlar. Innamorarsi di, aşık olmak arkadaşlar. Incontrarsi. Incontrarsi, buluşmak. Incontrarsi, buluşmak arkadaşlar. Onu da yazdık. Başka atladığımız fiili var mı bakıyorum. Attorman, attormentarsi. Attormentarsi arkadaşlar. Biraz uzun bu. Attormentarsi. Uyuyakalmak bu. Attormentarsi uyuyakalmak. Uyuyakalmak. Attormentarsi uyuyakalmak. Mettersi. Okumaya başlamak. Koyulmak, başlamak. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, tahtamızın el verdiği müddetçe aklıma gelen, daha doğrusu deftere yazdığım belli başlı dönüşlü fiilleri yazdık arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bütün dönüşlü fiiller İtalyanca'da hep si ile bitiyor. Bunları biraz sonra çekimlerini yazacağım arkadaşlar, bunu silip ikinci bölümde. Daha fazla siz internette veya kitaplarınızdan daha fazla daha fazla dönüşü fiil yazarak çalışabilir, ezberleyebilirsiniz. Ben dediğim gibi sadece defterin şeyimiz, tahtamızın el verdiği müddetçe yazabildim bu kadarını. Bırakıyorum size, şöyle biraz göstereyim. Sonra bunları silip birkaç çekim yapıp, yani fiillerin çekimini yapıp dersi bitireceğiz. Yeterli herhalde. Siliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi tek video yapmak istiyorum. Bunu daha fazla uzatmanın bir anlamı yok. Zaten çok fazla uzun bir konu değil. Son derece basit bir konu. Evet arkadaşlar, geldik şimdi dönüşü fiillerin çekimine. Nasıl çekimleniyor onları size göstereceğim. Önce bir kuralımız var, onu yazacağız arkadaşlar.
dönüş fiillerde. Dönüşü fiillerde arkadaşlar ilk fiilden önce bir konumuz var. Daha doğrusu ne derler, formül var, onu yazacağım. Şahıs zamirlerini İtalyanca'da kullanmak mecburiyetinde değiliz demiştik. O yüzden şahıs zamirini yazmaya gerek yok. Ben kuralı yazacağım. Çekimlerde bu önemli arkadaşlar. Ne demek bu? Mitisi çivisi arkadaşlar bu. Mitisi çivisi şeyden önce siz söyleyin. Dönüşlü fiilleri çekimlemeden önce bunlar kullanılıyor. Bunlar bu fiili dönüşlü hale getiren yardımcı fiil unsurları diyelim arkadaşlar. Mitisi çivisi mi benim için yapılıyor arkadaşlar. T senin için. Si onun için. Chi bizim için. Vi sizin için. Si onlar için kullanılıyor arkadaşlar. Mitisi çivisi. Bundan sonra fiili, dönüşü fiili yazacağız arkadaşlar bu şekilde. Bu aklımızda dursun. Buraya 3-4 tane fiili çekimleyeceğim. Mesela başlayabiliriz. Sibel yersin dedik. Şöyle yapalım. Bu dursun. Sibel yersin. Uyanmak dedik Sibel yersin'e. Biraz önce. Şimdi mi svelio diyoruz arkadaşlar. Mi svelio. Mi svelio. Uyanıyorum demek arkadaşlar. Mi svelio, uyanıyorum. Ti svelie. Uyanıyorsun. Ti svelie. Si Si Svelia uyanıyor. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bunları kullanıyoruz. Chi Sveliamo. Chi Sveliamo. Uyanıyoruz. Vi Sveliate. Şöyle yapalım. Svegliate, svegliate. Vi svegliate, uyanıyorsunuz. Si Si svegliano. Uyanıyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz üzere mitisi çivisi'yi kullandık. Mitisi çivisi'yi kullandığımız zaman bunlar şey gibi oluyor. Siz söyleyin. Geniş zamanı yaptığımız gibi oluyor. Aynısı oluyor. Sadece buraya mitisi çivisi geliyor arkadaşlar. Svegliarsi uyanmak dedik. Gördüğünüz üzere. Şöyle yapalım. Buraya altsarsı diyelim. Altsarsı kalkmaktı. Altsarsı kalkmaktı arkadaşlar. Mi altso. Kalkarım. Kalkıyorum. Mi altso. Gördüğünüz üzere. Mi. Mi altso. Kalkıyorum. Pardon. Ti. Altsi. Ti altsi. Kalkıyorsun. Ti. Gördüğünüz üzere ti altsi. Kalkıyorsun veya kalkarsın. Arkadaşlar.
Si altsa. Si altsa kalkıyor, kalkar. Chi altsa mı? Chi altsa mı? Çalsıyamo arkadaşlar. Kalkıyoruz, kalkarız. Vi alzate. Vi alzate. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, vi alzate kalkıyorlar veya kalkarlar. Si alzano. Si alzano. Si alzano da kalk, kalkıyorlar, kalkarlar arkadaşlar. Alzarsi kalkmak. Mi alzo kalkarım, kalkıyorum. Ti alzi kalkıyorsun, kalkarsın. Si alza, si alzia. Si alzia arkadaşlar. Si alzia olması lazım. Bir daha bakayım. Si altsia diyebiliyorum. Yanlış yazmayalım bunu da. Altsarsi çekimi. Altsia diyebiliyorum. Dur bakalım. Altsaymış arkadaşlar. Evet. İlk doğru yazmışız. Altsa. Bakalım altsa. Altsa arkadaşlar, evet, altsa, altsa diye altsa doğru yazmışsın ilkinde. Tereddüt ettim, bir an tereddüt ettim. Bu altsa. Tamam, si altsa kalkar, kalkıyor. Chi alziamo kalkarız, kalkıyoruz. Vi alzate kalkıyoruz, kalkarsanız kalkıyorsunuz. Si alzo alzano, si alzano kalkıyorlar veya kalkarlar arkadaşlar. Bu İki fiili de bu şekilde çekimledik. Gördüğünüz üzere MTC, CVC ile iki fiili çekimledik. Svetliyarsi uyanmak, altsarsi kalkmak arkadaşlar. Bunları antiparantez belirteyim. Bunları sileceğim. 2-3 fiil daha çekimleyeyim istiyorum. Yeterli herhalde. Yeterli herhalde arkadaşlar. Pardon. Bir mesela pettinarsi diyelim. Taranmak, saç taramaktı. Daha güzel bir kalem yazalım. Kalem yazalım. Pettinarsi. Türkçelerini yazmıyorum buraya arkadaşlar. Zaten yerimiz yok. Bir önceki bölümde yazmıştık zaten Türkçelerini. O yüzden yazmıyorum. Pettinarsi. Taranmak, saç taramak. Demiştik. Şöyle yapıyoruz. Pettinarsi. Hemen çekimi yapalım. Mi pettino. Saçımı tarıyorum. Mi pettino. Saçımı tarıyorum veya taranırım. Tararım. Ti pettini. Ti pettini arkadaşlar. Saçını tarıyorsun veya taranırsın. Si pettina. Saçını tarıyor veya tarar veya tarınır. Ci pettiamo. Saçımızı tararız veya tarıyoruz veya tarınırız arkadaşlar. Ci pettiamo. Vi pettinate.
unutuyorum arkadaşlar. Hep unutuyorum. Pettinarsi. Pettinarsi. Ay ay, Pettinarsi. Bakalım hemen. Pettinat olması lazım. Bakalım. Evet. Şurada hata yaptık. Pettiniamo arkadaşlar. Pettiniamo arkadaşlar. Pettiniamo. Ci Pettiniamo. Evet. Ci Pettiniamo. Ci Pettiniamo. Taranırız. Saç tararız. Vi Pettinate. Taranırsınız veya tarıyorsunuz. Arkadaşlar. Vi Pettinate. Si Pettiniamo. Pettinano. Si Pettinano arkadaşlar. Si Pettinano. Pettinano. Si Pettinano arkadaşlar. Si Pettinano da saçlarını tararlar. Evet. Si Pettinano da saçlarını tararlar veya taranırlar arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Pettinarsi. Taranmak, taramak dedik. Mi Pettino. Taranırım, tarıyorum. Ti Pettini. Taranıyorsun, taranırsın. Si Pettina, taranıyor, taranır. Saç tarar da yani. Ci Pettiniamo, taranırız, taranıyoruz. Vi Pettinate, taranırsınız, taranıyorsunuz. Si Pettinano, Pettinano, Si Pettinano. Taranırlar veya taranıyorlar arkadaşlar. Saç anlamında ve makinalı tüfekle taranmak değil arkadaşlar. Parantez belirteyim. Yanlış anlaşılmasın. Bir diğer fiilimiz Arrabbiarsi arkadaşlar. Arrabbiarsi sinirlenmek. Önceki tabii bu zamanlarda önce çekimleri gösteriyorum size. Daha sonra da uzun uzun cümleler kuracağız arkadaşlar. Önce şeyin cümlenin çekiminin nasıl yapıldığını bir öğrenin. Ondan sonra zamanla bunları uzatacağız arkadaşlar cümleleri. Hiç merak etmeyin, böyle bırakmıyoruz yani. Daha uzun cümleler kuracağız. Arrabbiarsi sinirlenmek, kızmak demiştik bir önceki bölümde. O yüzden gene Türkçesini yazmıyorum. Arrabbiarsi sinirlenmek. Başlıyorum arkadaşlar. Mi arrabbio. Mi arrabbio. Sinirlenirim, sinirleniyorum. Mi arrabbio. Evet arkadaşlar, mi arrabbio sanırım. Görünüyor. Evet. Mi arrabbio. Görünüyor arkadaşlar. Ti arrabbi. Ti arrabbi. Arrabbi. Ti arrabbi. Ti arrabbi. Sinirleniyorsun. Şunu tek... B galiba. Arrabi. Tek B galiba arkadaşlar. Arrabi şu. Si Arrab... Arrabia. Arrabia arkadaşlar. Si Arrabia. Ti Arrabi sinirleniyorsun. Sinirlenirsin dedik. Si Arrabia. Sinirlenir. Sinirleniyor. Ci Arrabia mı? Bu da gidik. Evet, bulduk. Olayı bulduk arkadaşlar. Arrabbiamo. Ci arrabbiamo. Ci arrabbiamo. Sinirleniyoruz. Vi arrabbiate. Arrabbiate. Sinirleniyoruz. Sinirleniyorsunuz. Sinirleniyor. Sinirleniyorsunuz. Sinirlenirsiniz. Konuşamadım. Si. Arra.
Bir anno. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu burada 2B. 2B arkadaşlar bunlar. Tereddüt yaşadık. Yanlış yazdık. Yanlış yazmayalım. Sonra bazı lavuklar, bazı tipler. Arap Piyarsi dedik şöyle. Bazı tipler kelimeyi yanlış yazdığımız zaman İtalyanca bilmediğimizi iddia ediyorlar. Arrabbiate. Arrabbiano. Evet arkadaşlar. Arrabbiarsi sinirlenmek, kızmak dedik. Mi arrabbio. Sinirlenirim, sinirleniyorum. Ti arrabbi sinirlenirsin, sinirleniyorsun. Si arrabbia sinirleniyoruz, sinirleniyor, sinirlenir. Ci arrabbiamo sinirleniyoruz, sinirleniriz. Vi arrabbiate sinirlenirsiniz, sinirleniyorsunuz. Si arrabbiano sinirlenirler, sinirleniyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 4 fiili çekilmedim bu şekilde. Mitisi, çivisi kullanarak dönüşümlü fiillerde çekilmedim. Yeterli sanırım. 4 fiili bu kadar çekimledim. Yeterli sanırım arkadaşlar. Daha fazla da çekimleyip videoyu uzatıp sizi sıkmak istemiyorum. Mantığını göstermek istedim size sadece arkadaşlar. En başa dediğim gibi bu mitisi, çivisi geliyor arkadaşlar. Mitisi çivisi geldiği zaman bu şekilde dönüşlü fiillerimizi çekimliyoruz ve İtalyanca'da en başta dediğim gibi dönüşlü fiillerin sonu si'dir arkadaşlar. Si gelir sonuna. Her zaman böyle olur. Diğer bir önceki bölümde yazdığımız dönüşlü fiilleri ve daha sonra sizin de internetten arayıp bulacağınız fiilleri, dönüşlü fiilleri de bu şekilde, bunları kullanarak bu şekilde çekimleyebilirsiniz. Dersimizde bu konuyla ilgili başka anlatacağım bir konu yok arkadaşlar. Son derece basit. Önemli olan şu mitisi çivisi yazmak, kişilere göre yardımcı fiil oluyor mitisi çivisi dönüşü fiillerde ve dönüşü fiillerde bütün zamanlarda bu mitisi çivisi kullanılacak arkadaşlar. O yüzden burası önemli ve bilhassa silmedim orayı. Bu derse ilgili aktaracaklarım bu kadar. Başka bir anlatmaya gerek yok. Bir başka video çekmeye gerek yok. Mantığını anladığınızı düşünüyorum. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.